İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kanal 5 Ankara stüdyosunda canlı yayındayız. Siyaset analizini her çarşamba 20.30'da yaptığımı biliyorsunuz. Bu akşamki canlı yayın konuğum benim de üzerimde çok büyük emeği olan çok kıymetli bir büyüğüm. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve İçişleri Eski Bakanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim lütfettiniz. Gerçekten bütün milli görüşçüler başta ben olmak üzere hepimiz üzerinde büyük emeğiniz var. Ankara'nın bu sıcağına rağmen de geçmişte gençlik yıllarında nasıl çalışıyorsanız bugünkü şartlarda da aynı şekilde çalışıyorsunuz. Sayın Bakanım en sıcak gelişmeyle sorumu yöneltmek istiyorum. Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Ve dün itibariyle Sayın Davutoğlu, Başbakan ve AK Parti'nin Genel Başkanı görevi iade etti. İlk defa herhalde siyasi tarihimizde yaşanacak bir seçim hükümeti kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız partilerden bakan istiyor ve genelde de meclisteki üç parti de Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP vermeyeceklerini söylüyorlar. Bununla ilgili değerlendirmenizle başlayalım efendim. Evet, bu konuda Türkiye'deki şu andaki meclisteki partilerin tutumunu anlamak çok zor. Partiler meclise girip, mecliste iktidar ortağı olup, kendi parti tüzüklerinde bildirdikleri, programlarında bildirdikleri konularda hizmet etmek için vardırlar. Şimdi bir parti düşünün. Seçmene gidip kendi programını anlatıyor, seçim beyannamelerini hepsini söylüyor. Seçmenin bir kısmı da şu parti bu parti diye ayırmıyorum. O partiye oy veriyor. Meclise giriyorlar. Hadi bir hükümet kuralım dendiği zaman biz hükümette yokuz diyorlar. Peki niye siyasi partisiniz? Sivil toplum kuruluşlarından biri fikirlerini söyler, uyulur uyulmaz ama siyasi partiler fikirlerini toplumda yaşanır hale getirmek için iktidar ortağı, tek başına iktidar olmak isterler. Olmazlarsa birlikte uyuştukları, sizin şu görüşlerinize evet der karşıdaki partiye. O da diğerinin şunları kabul ederiz der. Bir hükümet programı çıkar. Halbuki bizim garip partilerimiz biz hükümet olmayız diyorlar. Bunun manası oraya çok kibarca söylüyorum. Demek yanlışlıkla gelmişler. Evet. Hükümet olmak için buraya geldiniz. Siz seçmen refleksini çok iyi bilirsiniz efendim. Seçmen buna tepki gösterir mi? Gayet tabii. Yani her biri kendi oy verdiği partiye. Şimdi ben partilerin ismini Evet, şey ben etmiyorum. aslında isimlerini soracağım ama üslubunuzu Yok, bildiğim için siz üzerinde gerek yok. durmazsınız. İsmini Genel olarak söylemeden o zaman efendim. söyleyeyim. Mesela bir parti düşünün. Kendisi zaten bunu tarif edersen partinin kendisi çıkmasın diye Anlaşılır evet. onu da şey yapmıyorum. Ben şöyle 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 bir partiyim. Şu değerlerim var. Bunlara sahibim dediği zaman seçmen o değerlere oy veriyor. Ama seçmen o değerlere oy veren seçmen kendisinin o tasvip ettiği partideki o değerleri o partinin yaşanır hale getirmesini istiyor. O parti Evet. diyor ki hiçbiri yani ben istemem, ben istemem, ben istemem. Çünkü şu yanılgıyı da toplumda şey edemezler. Bir manada gerçekleştiremezler. Koalisyonlarda hiçbir partinin istemediği bir şey olmaz. Evet, bu çok önemli. Koalisyon kültürü diye ayrıca bir Ha, fasıl var yani. istemediği bir şey olmaz. İstediği her şey de olmaz. Öyleyse sen istediklerinden yapabildiğin kadarıyla seçmeninin karşısına çıkarsan İşte bir koalisyonda bu kadar yaptım dersin. Ama şimdi seçmen sormaz mı? Peki
sen hiç olmazsa yapabileceğin şeylerden bir kısmını da yapmayın için kabul etmiyorsun. Ben sana niçin oy vereyim demez mi? Tabii. Sayın Bakanım, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi bütün o dönemlerde zaten hocam yanında genel sekreter olarak görev yaptınız. Hatta bir ara saymıştım, yılları üste koyduğunda herhalde dünyada en uzun süre genel sekreterlik yapan siyasi partiler zateliniz. Ve bu koalisyon görüşmeleri gündeme geldiğinde de basın sizin o dönemdeki koalisyon müzakerelerinizi çok gündeme getirdi. Asıl soracağım soru da şu: Türkiye'de koalisyon çok kötüymüş imajı doğruldu. AK Parti'nin tabanı da, diğer 3 partinin tabanı da aman koalisyon olursa sanki kıyamet alametidir gibi algılıyor. Koalisyonu biraz sizden dinlememiz lazım. Çünkü siz koalisyonların tabii Bilim ve Teknoloji Bakanısınız, İçişleri Bakanısınız ve en son da Refah döneminde de bizzat koordinatörü ve grup başkan vekilisiniz efendim. Şunu çok açıkça söyleyeyim. Koalisyonlar bir toplumda o toplumun her kesimini olmasa bile büyük çoğunluğunu temsil ettikleri için toplumda çok daha faydalı hizmet yapabilirler. Mesela biz ilk koalisyonumuzu Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduk. O zamanları hatırlayacaksınız. Bir seçim olmuş, aynen bugünkü gibi. Demirel çıkmış, bana muhalefet görevi verdi millet diyor. Hı hı. Aynı yani şimdiki gibi, şimdiki partilerin, evet, söylediğini aynı. Evet. Ondan sonra diğer bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi, birbiriyle adeta düşman gibi olmuşlar. Yani şu andaki duruma o kadar çok benziyor ki. Adalet Partisi, CHP birbirine selam vermeyecek durumda. Sade selam vermese insan hadi selam vermesin. Alışveriş yaptıkları bakkalları ayırdılar. Eyvah. Hadi o bakkal hoşuna gitmez, öbür bakkal nasıl. Arkasından gittikleri kahveleri ayırdılar. Onun da kalmadı. Cumhuriyet Halk Partilerinden de tabanda pek çok insan namaz kılıyor. Evet. Gittikleri camileri ayırdılar. Yani böyle Türkiye tam parçalanma, bölünme noktasında bir kritik dönemde Allah yardım etti. Biz 48 milletvekili, 3 senatörle meclise girdik. Partiler birbiriyle koalisyon yapamıyor. Tek başına iktidar da değiller. İkisi de bize muhalefet görevi verdi deyince derse, hı hı, bunu, bu şimdi benzer, dolar almış başını gidiyor, herkes de biliyor ki bu hükümet krizinden dolayı oluyor. Tabii. Hükümet kurulsa düzelce, herkes de biliyor. O durumda biz oturduk. Erbakan Hoca çok değerli bir devlet adamıdır. Yani çok ileri görüşlü bir insandır. Dedi ki bu memlekete yazık olur. Yani biz bu partilerden biriyle koalisyon kurmalıyız ki şu tehlikeli gidiş şey olsun, düzelsin. Peki kiminle kurmamız lazım? Önce taban, tabii olarak biz Adalet Partisi ile, evet, koalisyon kuralım dedi. Hoca aylarca uğraştı. Hatta ortak arkadaşları var. Teknik üniversiteden birlikte olduğu dönemlerden kimi gönderdiyse, kiminle şey yaptıysak bana hükümet muhalefet görevi verildi diyor. Teklif etmeyin, bana muhalefet görevi. Baktık ki olacak gibi değil. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi de o durumu görünce bize hükümet kurma teklifinde bulundu. Oturduk. Yani teklifi CHP size getirdi efendim. Tabii bu teklif resmen televizyon kanallarına çıkıp yapılmıyor. İlgililer geliyorlar, tabii, söylüyorlar. Tabii. Öyle olunca oturduk, şey yaptık, konuştuk. Dedik ki bizim inançlarımız var.
biz neyi yaparız, ne yapamayız. Bunu açıkça konuşuruz. Yani takdir ilahi, o zaman ondan sonraki bütün hükümet kurma görüşmelerinde de hoca beni görevlendiriyordu. Evet. Arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Heyetin başına siz gidiyorsunuz. Evet, genelde. Şeyde de Deniz Baykal var. İlginç, evet. Orada biz kendimizi anlattık. Bak biz şuyuz, şuyuz, şuyuz. Bu inançlarımıza ters bir şey yapamayız. Ayrıca biz hükümetin büyük ortağı diye ifade ediliyor. Çok oy alan ortağı CHP ama biz tabanımızdaki insanlara kendi programlarımızda vaat ettiğimiz şeyleri de yapmak zorundayız. Bunu kabul ederseniz hükümet oluruz. Oturdu, toplandı, konuştuktan sonra yani Ecevit'in birçok şeyleri tenkit edilebilir ama şu dürüstlüğü yaptı. Aynen kelime kelime bize söylediği, bizimle sizin aranızda taban açısından yok size kayar bizim tabanımız, yok bizim tabanımız değil, sizin tabanımız bize kayar. Böyle bir durum yok. Siz kendinizin tabanına hitap edersiniz. Biz de kendi tabanımıza hizmet götürürüz. Bir şartla anlaşmamız söz konusudur. O da anayasa ve kanunlara aykırı bir iş yapmayacağız. Zaten yapamazsın. Evet. Yani bunu zaten yapamazsın. Tabii. Gayet tabii dedik. İlk büyük hamleler o koalisyonda başladı. Evet. İmam Hatip okulları o koalisyonda açıldı. Bize diyorlar ki, ya işte siz başlangıçta nasıl olur da aşırı ithamlar her zaman olur. Şöyle bir şeyle hatta yani anlaşılsın diye söylüyorum, özür dileyerek dinleyicilerden. Kızıl komünistlerle şey yapacaksınız. Bu sefer bize de karpuz dediler. İçi kırmızı dışı yeşil dediler. Ama o şeyde çok büyük hizmetler yapıldı. O zaman Demirel gördü ki ya bana muhalefet görevi vermekle olmuyor. Tuttu, o bize yöneldi. Bu sefer onunla koalisyon yaptı. Oraya gitmeden efendim bir de Kıbrıs Barış Harekatı bu koalisyon döneminde yapıldı. Tabii. Kıbrıs yani Barış Harekatı. Yani siz daha çocuktum. Ecevit'le, merhum Ecevit'le birlikte bir televizyon programında tarihi bir şey açıkladınız. Galiba orada MSP kanadı olarak da kabul da etti. Sizin karşınızda evet dedi. Oğuzhan Bey, siz Kıbrıs'ın tümünü istiyordunuz. Ben bunu kabul etmedim. Bugün eğer Kıbrıs'ın bir statüsü varsa yine o hükümet sayesinde. Kıbrıs'ın bütünü almak ne demektir? Evet, ben onu açmanızı istedim efendim. Erbakan Hoca demin de ifade ettim ya, çok değerli bir devlet adamıydı. Bir defa çok zeki, ileri görüşlü bir kimse olarak aramızda konuşurken dedi ki, şimdi biz bir hat çizelim de şundan öteye gitmeyelim diye Sayın Ecevit söylüyor bu Amerika'nın baskısıyla. Bu yarın bizim ileride başımızı ağrıtır. Kendilerininkini sanki ceplerindeymiş gibi kabul eder, sonra bizden şey isterler dedi. Onu önlemenin yolu, bizim bir ilçemiz kadar büyüklüğü var, ne olacak? Evet. Kıbrıs'ın tamamını biz işgal ederiz. Ondan sonra masaya oturduğumuz zaman adil bir bölüşüm olur dedi. Tamamını almak bu. Tamamı almak buydu. Yoksa sürekli orada kalma anlamında bir şey değil. Sahip olmak değil ama adil bir çözüm. Şimdi o çözüm değil, olmadığı için hala başımız dertte. Evet. Tabii bu yine CHP ile yapılan koalisyon hükümetinde bir de İslam Konferans Teşkilatı'na üye olundu Türkiye. Türkiye o güne kadar üye değildi. Ondan sonra Adalet Partisi döneminde, Adalet Partisi döneminde oldu. O da böylece Adalet Partisi ile o yaptığınız koalisyona da biraz girelim efendim. Demirel, sizin İmam Hatip, Kur'an kursları, Kıbrıs Barış Harekatı'nı görünce bu sefer millet bana muhalefet görevi verdi demekten çekildi ve size yöneldi. Taban elden gidiyor diye yöneldi ancak bak Ecevit de Demirel de dünyasını değiştirdi. Eyvallah. Dolayısıyla hiçbirinin aleyhinde onların yapmadığı bir şeyi söylemek bir Müslüman olarak bana yakışmaz. Evet. Ama çok samimi olarak ifade edeyim ki
biz İmam Hatip okullarını açarken, Yüksek İslam Enstitülerini o hizmetleri yaparken Ecevit'ten gördüğümüz anlayışı Demirel'den görmedik. Bu da çok önemli efendim. Bunu birçok eğitim programlarında da sizde dinledim efendim. Öyle bir mücadeleyle yaptı ki, öyle bir mücadeleyle razı oldu ki, yani illallah dedirtti ama hoca çok dirayetli ve tuttuğunu koparan bizi hiç vazgeçmedi. Zarar yok. O istediği kadar dirensin. Öyle ki bir imam bu bilinmesinde yarar var. Öyle şey görünüp de halktan yana görünüp de Müslümanlığa hizmet eder görünüp de asıl şeyleri belli olsun diye söylüyorum. Ben İçişleri Bakanıyım. Bir okulun açılması için o okulun her şeyinin tamamlanması, zıhi şeylerin ne varsa yani bir okulda olması lazım, tamamlanması lazım. Yarım yamalak, yüz numaraları çalışmayan, suyu şey etmeyen bir okul açılmaz. Evet. Ben bunu bildiğim için valilere çok dikkatle şey yapıyordum. Tamamlanmış diye gönderdiğiniz şeylerde bunlara çok dikkat edin. Yani eksik bir şey olmayacak. Neticede geliyor. Önlerine koyuyoruz. Hoca benimle giderdi. Demirel'in yanında Milli Eğitim Bakanı, hocanın yanında da İçişleri Bakanı ben. O müzakereleri yaparız. Evet. Milli Eğitim Bakanı diyor ki, bak isim de söylemiyorum, değişti birkaç evet. milletvekili, hepsinde aynı. Efendim, Demirel'e sayın başbakanım diyor. Bunlar tamamlanmış, bitmiş diyorlar ama bunlar tamamlanmış değil, bitmemiş bu yatırımlar. Onun için açamayız diyor. Ben de valinin şeyini gösteriyorum, raporunu. Yazısını. Ha, şunlar tamamlanmış diyor. Ne deseler beğenirsin. Tabii vali İçişleri Bakanı'na bağlı, onun için bunu böyle diyor. Ya hiçbir vali böyle bir şey yapmaz. Yapmasına da gerek yok zaten. Ben de öyle bir şey istemiyorum. Engellemek olsun diye. Geliyorum bakanlığa, valilere bir kere daha teker teker telefon ediyorum. Ya böyle bir şey olmasın sakın vali bey. Efendim nasıl olsun? Şu kadar zaman önce bitti bunlar diyor. Ondan sonra dedim ki bakın valilere, bundan sonra Milli Eğitim Müdürü'nün de bu gönderdiğiniz imzasını alacaksınız. Evet. Milli Eğitim Müdürü imzalayacak. Bu sefer öyle gönderdiler. Tekrar önlerine koyduğumuz zaman Milli Eğitim Müdürü'nün de işte imzası var. Hani sen böyle diyordun. O zaman da vakit geçti. Şimdi öğretmen atamaları yapamayız da yine engellediler. Bu mücadeleyi Ecevit'le vermiyorsunuz. Hiç. Demirel'le veriyorsunuz. Adalet Partisi ile karşınızda. Ecevit'le bu mücadele şey, o kendine ait solcu bir görüşü var. Evet. Onunla ilgili kendi tabanına ne derse diyor. Ama ben söz verdim dedi. Size koalisyon kurulurken anayasa ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla sizin programlarınızda şey yaptığınız, halka söz verdiğiniz şeyleri yapmanıza engel olmam dedi. Evet. Şimdi ona benzer bir durum yaşıyoruz. Tabii çok sayıda bu anlamda sorular var. Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Toplu olarak soracağım. Yani bir siyaset duayeni olarak bu müzakereleri yürütmüş hocam adına, rahmetli Erbakan hocam adına. Bir şeyi düzelteyim. Ben bu duayen kelimesini istemem. Tecrübeli bir siyasetçi. Tecrübeli olarak. Evet efendim. Müzakerelerde bulunmuş olan bir siyasetçi olarak bu 45 günlük sürecin bu şekilde bitmesini nasıl değerlendirdiğinizi çok sayıda soran izleyicimiz var. Çok yanlış. Şimdi partiler biz hükümet olmayız diye ilan etmekle millete diyorlar ki bize oy vermeyin. Öyle diyorlar. Evet. Çünkü bize oy verirseniz, meclise gönderirseniz hükümet kurulacak, tek başına iktidar olacak bir parti olmadığına göre biz hükümet kurmayız, hükümet kurmayı engelleriz. Türkiye'de yani
zor üstesinden gelinecek bir takım sıkıntılar olur. Bu böyle diyorlar. Evet. Şimdi önümüzde de seçim var. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Oraya geleceğiz efendim. Muhtemel sonuçlar ne olabilir? 7 Haziran'la ilgili Saadet Partisi'nin aldığı sonucu da soracağım ama çok sıcak olması hasebiyle hava operasyonları PKK terör örgütüne karşı yapılıyor. Bir ay geçti efendim. Her günde şehit cenazeleri geliyor. Bugün yine en son baktığımda 8 kardeşimiz şehit edildi. Refah döneminde özellikle 90'lı yıllarda efendim siz bunun çok sıkıntısını da çektiniz. Yani bölgede aşağı yukarı devlet kurumlarına göz açtırılmazken Refah Partisi bölgeye tam hakimdi. Belediyeleri, milletvekilliklerini hepsini alıyordu. Hem o dönemle de ilintili olarak bu yapılan operasyonları biraz değerlendirmenizi istirham edeceğim efendim. Şimdi temel kuralları ortaya koymak lazım. Bir idarenin olduğu, ister Türkiye olsun, ister başka ülke olsun, herhangi bir devlette eğer silahlı bir direniş yapılırsa, silahlı bir hareket yapılırsa, o devletin, ordusunun o silahlı hareketi ortadan kaldırma hakkı hem Kur'an-ı Kerim'de vardır, hem hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz bildirmiştir, hem de uygulamıştır. Silahlı bir hareket söz konusu değildir. Sadece devlet kullanabilir, meşru otorite olarak. Devlet de şöyle kullanır. Bir silahlı hareket yapılıyor, oradan kim varsa temizleyeyim, onu da yapamaz devlet. Yani İslam o kadar mükemmel bir düzendir ki, sırf silahlı harekette bulunanlara karşı silah kullanılır. Onun yanında masum insanlar var. Diyelim ki bir bölgeye şey etmişler, sahip olmuşlar. Bu Suriye'de olanları şimdi bu anımsatıyor. Evet. Bir grup gelmiş bir bölgeye sahip olmuş. Devletin resmi güçleri de var. O bölgeden o silahlı grubu çıkarmaları lazım. Ama onun için genç, yaşlı, çocuk demeden böyle toplu imha silahlarını kullanarak onu yapamazsın. Yani bu tam suçtur. Ama silahlı bir hareket yapılıyor. Silahlı harekete silahla cevap verme hakkı Allah'ın kitabında da, Resulullah'ın uygulamasında da varken o kişilerle o çatışma yapılabilir ancak. Oradaki kadındı, çocuktu, yaşlıydı. Hepsini birden yukarıdan bomba atalım, hepsini bir de öldürelim. O arada da tabii büyük çoğunluk onlar ölecek. Bir kısım da onlar ölecek. Bu Allah katında suçtur. Ben bu sizin bu görüşünüze yabancı değilim. Çok dinlemişim ama eminim ki yani bugün televizyonlarda yapılan programlarda konukların hepsinden daha farklı bir şey, bakış açısı getiriyorsunuz. İnancımız gereği efendim. Bir savaş hukuku İslam'a göre bu evet. Savaş hukuku ne olduğunu bize anlatmaya çalışıyorsunuz efendim. Tabii. Ve geçmişte de Refah Partisi'nde siz bu hukuk mucibince herhalde halka sahip çıktığınız için çok destek aldınız efendim. Tabii bu yapılmazsa yarın huzur-u ilahide hesaba çekileceğimiz evet. Bir konudur. Yani elde silahı alacaksın. Ben şurada ayrı bir topluluk halinde yaşayacağım deyip kullanacaksın. Buyur iyi ettin de denmez. Ancak orada onun dışındaki bir tek masum insana bile zarar veremezsin. Peki efendim gelen sorular arasında çok sayıda kardeşimiz yine tecrübenizi şey yaparak dinlemek istiyorlar. Tekrar normalleşme süreci nasıl başlayabilir? Öneriniz nedir? Şu ortamda operasyonların yapıldığı, polis, jandarma çok sayıda kardeşimizin şehit düşürüldüğü. Tabii. Bölge bir savaş alana dönmüş durumda. Yakıp yıkılıyor. Yalnız o bölgedeki insanlar, o
Kürt kardeşlerimiz mümin insanlar, Allah'a iman etmiş insanlardır. Biz bunları o bölgelerde yaptığımız pek çok açık hava toplantılarında gözümüzle gördük. Mesela ben konuşurken şunu müşahede ettiğimi kaç televizyon programında da anlattım. Bir Kürt kardeşim, imanlı, bir çocuğunu kucağına almış, birkaç yaşında, 2-3 yaşında filan, birini de elinden tutmuş. Konuşurken o kucağındaki çocuk şöyle işaret yapıyordu, o ilk işaret hocanın şeyiydi ya. Milli nizam. Milli nizam şöyle işaret yapıyordu. Elinden tuttuğu çocuk aynı işareti yapıyordu. Ama bu yönetimler, bak çok da dikkatle konuşuyorum ki bir kısım insanları böyle suçlamak gibi olmasın. Ama bizden sonra gelen yönetimler öyle davrandılar ki o böyle bu aynı zamanda şehadet işaretidir. Yani. Yapan çocuk şimdi dağda zerdüş ayini yapıyor. Suçlu kim? Evet. O çocuk babasının yanında öyle kalsaydı bizim gibi bir çocuk olacaktı, genç olacaktı ve daha da çıkmayacaktı. Ama öyle kötü davranıldı ki bunu söylemek zorundayım. Yani sanki hiçbir şey olmamış da bunların hepsi daha çıkmış. Yok kardeşim, sen bunları bu hale getirdin, suçlu sensin. Ama sen suçlusun diye onun da daha çıkıp o hale gelmesi hakkı yok. Evet. O da hesaba çekilecek, sen de hesaba çekileceksin. Tam bu noktada efendim. Tam bu noktada sorunun cevabı çıkıyor. Tabii. Tekrar bir araya gelmemiz ancak İslami değerlere bağlılıkla mümkündür. Eyvallah. Ancak bununla mümkündür. Şunu soracaktım efendim. Milli görüş zaman zaman engellenmeye çalışıldı. Bu hatalar da yapılmasaydı galiba, hocam ve ekibi olarak belki de böyle bir örgütle karşılaşmayacaktık. Olmazdı tabii. Bizi oradan sildiler. Hem de devlet gücüyle. Yani öyle davranıldı ki orada biz bütün belediyeleri kazanacak hale gelmek ne demek? Halk seninle beraber demek. Tabii. Ondan sonra niye hiçbir bir tane bile oy alamıyorsa o hale getirdiler. Bu yanlış. Bir araya tekrar gelmemiz ancak bizi yaratanın bizim için seçip beğendiği düzene biz de teslim olursak olur. Yoksa olmaz. Efendim 7 Haziran seçimlerinin sonuçları belli. Çok üzerinde durmaya gerek yok ama aşağı yukarı 30'a yakın parti seçimlere girdi. Şu anda meclisteki 4 partiyi bir tarafa bırakacak olsak diğer partilerin hemen hemen toplamı kadar Saadet Partisi oy aldı bu seçimde. Bütün kampanyanızdaki sıkıntı ve zorluklara rağmen. Yani 2.6 gibi bir oy. Ve tabii bu arada da Büyük Birlik Partisi ile de son derece kardeşane bir seçim ittifakı da yapılmış oldu. En büyük çok jestler yaptınız. Siz de Saadet Partimizin Sayın Genel Başkanı Sayın Kamalak da çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Ama bizim hepimizi gözlerimizi yaşartan bir şey oldu. O ilk adayı tanıtım toplantısında siz kürsüye geldiğinizde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak konumunuzu bütün Türkiye biliyor. Siz iki partinin de amblemlerinin bulunduğu kürsüleri yan yana çektiniz. Bütün millet bir koptu. Son noktayı burada koyayım. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki Saadet Partisi'ne biraz daha fazla oy çıkardı gibi bir beklenti vardı. Bakın eğer seçim neticeleri şey edilirse AK Parti'nin aldığı oylardan 7 milyon oy AK Parti'nin idaresini beğenmeyen insanlar vazgeçerek o oyların 4 milyonunu HDP'ye, 3 milyonunu MHP'ye verdiler. Yani basiretli, tecrübeli bir siyasetçi bunları okur. Kendileri kabul etmeyebilirler. Peki ama AKP'nin oylarından 7 milyon eksilmedi. 4 milyon civarında filan şey edildi. Geriye kalan 3 milyon kaybı edilmiş görünüyor. Geriye kalanını çeşitli hizmetlerle herkese bir şeyler dağıttılar. Ne yaptılar filan. Yani o insanlardan oy aldılar. Ama kayıpları 7 milyondur. Bunun bir kısmını şey ettiler, karşıladılar.
diğer karşılayamadıkları kısım dolayısıyla da tek başına iktidar olma imkanını kaybettiler. Şimdi ne yapmaları lazım? Evet. Şimdi kamplaşmayı bir tarafa bırakmaları lazım. 73 seçimlerinden sonra Demirel'in bize yaptığını artık ve CHP ile Adalet Partisi'nin yaptığını evet. yapmamaları lazım. Gayet olgun bir şekilde millete mesela Cumhurbaşkanı'nın çıkıp ben bütün milletin başkanıyım, hepinizin hakkını korurum. Bir ihtiyaç olursa ben orada adil bir çözüm bulmaya çalışırım görüntüsü vermesi lazım. Hala mücadele ediyor. Yani şey değişti diyor, rejim değişti diyor. Hiçbir şey değişmedi. Yani milletin çok, Sayın Bakanım, milletin çok merak ettiği bir konu var. Bununla ilintili olarak. Neticede Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte, yani sizin elinizde yetişti, hocamın yanında, sizin Refah Partisi İl Başkanlığı, Belediye Başkanı yapmış bir insan. Direkt de uyarma imkanınız oluyor mu? Yani bu uyarıları daha geçmişte farklı ortamlarda, evet. İlk dönemlerde ben bazı şeyler söylüyordu ki o yanlıştı. Kendisi açısından da sorumlu, Allah adına sorumlu olacağı bir takım şeylerdi. İkaz etme teşebbüslerinde bulundum. Hatta bir arkadaşımızı, Muhittin Yıldırım kardeşimizi de Medine'den mezundur, bu şeyleri de bilir. Kendisine gidip konuşmasını şey ettik. Ama baktık ki yani şey edilmiyor, itibar edilmiyor. Şimdi bu noktaya geldi. Geçmiş geri getirilemez. Ancak şu noktadan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan sonra toplumu germeyecek şekilde ve Cumhurbaşkanı'nın da her kesimi kucaklayacak şekilde hareket etmesi halinde biraz kolay düzelir. Bunu değiştirmezse bu önümüzdeki seçimlerde, şimdi ben bir şey söylüyorum ya, yine kimse hoşlanmayacak. Ama kulak veriyorlar size. Ben anlıyorum sizi. AK Parti'nin, kulak veriyor millet size. Yani. AK Parti'nin oyları düşer. Evet. Sayın Bakanım, rahmetli hocam vefat ettiği günden bugüne siz Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak söylediğiniz birçok konu şu anda toplumda tartışılıyor ve takdir ediliyorsunuz. O yüzden daha çok kulak kabartılıyor. Bir kısa reklam arası vereceğim. Kıymetli izleyicilerim, en önemli konuları ikinci bölüme bıraktım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi seçim ittifakı konuşuluyor, Sayın Bakanıma soracağım. İran'la ilgili çok soru geldi, onları da soracağım. Kısa bir reklam arası sonra, reklam arasından sonra siyaset analizi kaldığı yerden devam edecek efendim. Reklam arasında sonra tekrar beraberiz. Siyaset analizi kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın konuğum Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve İçişleri Eski Bakanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk. Sayın Bakanım, kendiniz, ben sormadan, Türkiye'nin bir normalleşme, siyasi arenada özellikle herkesin aklı selimle birbirini dinlemesi gerektiğini, zaten ekonomik krizlerinde 74 döneminde nasıl ki Adalet Partisi CHP çatışmasında neler olduysa bugün de hakikaten birbirine çok uyuyor. Ama şu önemli, benim yaşıtım olan birçok insan o dönemi hatırlamaz. Şartlar değişik de olsa birbirine çok benziyor. Geldiğimiz nokta şu efendim. Hem Twitter, Messenger, Facebook, SMS'lerle
çok sayıda tam da o noktaya kadar geldi ve olgunlaştı. AK Parti ve Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakı yapılabilir mi? Biraz önce sormamın sebebi de şuydu. 2.06 ciddi bir oy potansiyelidir ve AK Parti de çok az bir oyla iktidarı kaybetmiştir. O yüzden de koalisyon hükümetle kurulamıyor ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçim hükümetiyle tekrar seçim satımı haline gidiliyor. Tabii ki en yetkili olarak zaten bunu dinlemek isteriz efendim. Evet. Normal olarak partilerin demin de ifade etmiştim, kendi programlarını uygulayacak şekilde bir ortak aramaları gerekir. Bunu ortaya çıkması için de görüşmelerin yapılması lazım. Yani bugüne kadar yapılan görüşmelerde programlar ortaya koyulup da şunu yapalım, şunu yapalım değil. Her iki partide birbirlerine yani dayatma gibi şöyle bir şeyler yapalım. Programın dışında bir takım şeylerle birbirlerine şey yaptılar, yaklaştılar. Neticede başarılı olmadı. Ancak döne döne tekrar ederek söylüyorum. Bir milletin meclise gönderdiği partiler o milleti hükümetsiz bırakma hakkına sahip değillerdir. Koalisyon demek bir araya gelip uyuşarak bir hükümet kurmak demektir. Koalisyon ortaklarından birinin istemediğini öbürü yapamaz. Öbürünün istemediğini de beriki yapamaz. Öyleyse daha ne? Demek ki olumsuzlukları çıkaracaksınız. Olumlu milletin hizmetleri var. Onları yapacaksınız. İdeolojilerinizi terk edin. Ama bir de millet var. Millete bari saygı gösterin. Tabii. Biz onun için daha önceki birinci bölümdeki konuşmada da söylemiştim. En aykırı görünen o zamanki şeyde ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ile de koalisyon yaptık. Adalet Partisi ile de ikisinde de biz hatta öyle oldu ki Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız koalisyondan sonra milletvekilleri mecliste Ecevit'i tenkit ederken biz birinci partiyiz. Başbakanlık bizde, o zaman Milli Selamet Partisi'ydi. Bu Milli Selamet'in peşine düşmüşüz gidiyoruz. Onlar vagon, lokomotif, biz vagon olmuşuz vagon. Sözünü söylediler. Evet. Bu şeylere geçti. Bu ne mana ifade ediyor? Siz en ters görüşte bir partiyle de olsanız, birlikte makul şeyleri söylerseniz kabul edilme şansı oluyor. Yani doğru, bak şu doğru. Öyleyse bu doğruyu yapalım. Hem siz kazanırsınız, hem millet kazanır, hem de biz de hizmet etmiş oluruz dersiniz. Kabul etmezlerse onu yapmazsınız, ne yapalım? Bu anlamda bir genç kardeşimiz Bitlis'ten mesaj göndermiş, okuyayım efendim. Onun üzerine tekrar soracağım. Başkanım Oğuzhan Bey aynı şeyi soruyor. Partimizin, Saadet Partimizin ittifakıyla ilgili ne söyler? Ayrıca hayatım boyunca Saadet'te kaldım ve devam edeceğim. Ama ben de Bitlis İl Teşkilatı da böyle bir ittifaka olumlu bakıyoruz. Diyor bu kardeşimiz. Bütün kardeşlerime şu teminatı veririm ben. İnanarak ve inandığımız bu gerçekleri de yerine getireceğimize yürekten iman etmiş olarak biz inandığımız gerçeklerin dışında hiçbir şeye razı olmayız. Evet. Bu kesinlikle böyledir. Yani biz inanan bir topluğuz. Allah'a inanıyoruz. İmanın altı şartına inanıyoruz. Biz bunlara ters bir şey yapamayız. Ama bunların dışında memleketin meseleleri var. Orada gelin de birlikte bir şeyler yapalım diye meseleyi ortaya koyar, müzakere ederiz. Anlaşırsak yaparız, anlaşmazsak yaparız. Onun için biz bütün partilerle görüşürüz. Yani bütün partiler dediğim Sayın zaman... Sayın Bakanım, en çok merak ettikleri yani bir görüşme var mı şu anda? Hayır, şu anda Adalet bir görüşme. Adalet Kalkınma Partisi ile bir... Yok, şu anda bir görüşme yok ama ben çok net olarak hem şeyde canlı yayınlarda hem gazetede hem şeyde sosyal medyada bunları şey yaptım.
biz her partiyle görüşürüz. Bizim çekindiğimiz, korktuğumuz bir şey yok. Yani şu partiyle görüşülmez. Görüşür, onlara hakkı bir manada ifade ederiz. Kabul ederse eder, etmezse etmez. Yani biz herkesle görüşürüz. En bizim hizmete en uygun gördüğümüz hangisi ise onunla da seçim ittifakı yaparız. Bir de şunu özellikle genç kardeşlerime ifade edeyim. Seçim ittifakı demek bir partinin geçmişteki bütün icraatını olumlu olumsuz kabul etmek demek değildir. Seçim ittifakı demek biz şu noktaya ulaşmak istiyoruz. Şöyle bir temsil yapayım. Bir ada var. Evet. O ada etrafı işte tabii şeyle suyla çevrili. Orada hak batıl mücadelesi yapılıyor. Biz oraya gitmek istiyoruz. Bizim gemimiz de yok. Oraya gidemiyoruz. Gemisi olan, oraya gidip gelen insanlar var. Gemisi olanlardan birine sizin geminizle şuraya gitmenin gelin şartını konuşalım demek o gemi sahibinin inancına, o gemi sahibinin her şeyine ne kefil olmak demektir, ne kabul etmek demektir, hiçbir şey değildir. Biz buradan bineceğiz, şuraya gideceğiz. O ada dediğimiz şeyi misal olarak orası meclis. Orada hakkı savunacak hale gelmemiz lazım. Ama burada da partilerin konumları da tabii dikkate alınması lazım. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile de konuşuruz, Cumhuriyet Halk Partisi ile de konuşuruz, Milliyetçi Hareket Partisi ile de konuşuruz. Milliyetçi Hareket Partisi deyince geçmiş dönemde 91'de evet. Onda beraberdik ama bu dönemde de birlikte olmamız için Milliyetçi Hareket Partisi'nden pek çok ilim adamı, üniversite hocası, iş adamı geldi bizimle konuştular. Hepsi istiyorlardı. Biz dedik ki ya biz bunu açığız. İstediğimiz şeyi görüşmeleri yaparız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi idaresi uygun görmediği için o yapılmadı. Yani biz herkese açığız, konuşmaya açığız. Herkesin her talebini kabule açık değiliz. Bizim evet. Kendi kabullerimiz var evet. Ama görüşürüz. Çoğu zaman da biz karşımızdakini ikna ederiz. Efendim gazeteci Fehmi Çalmuk Bey hürmetlerini arz ediyor size. Aleykümselam. Bir de Yasin kardeşimiz ısrarla Ozan Bey'i çok sevdiğimi lütfen iletir misiniz diyor. İletmiş olayım. İki tane soru var ki o konuda çok biri İran'la ilgili bir de silahlı kuvvetlerde geçmişte sizin söylediğiniz ama bir iki yıl sonra da tamamen bütün toplumun kabul ettiği bir tespit var. Müsaadeniz olursa sizin sesinizden bir veteremiz var. Arkasına sorularımı yöneteceğim efendim. Arkadaşlar o vetereyi lütfen yayına getirsinler. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum. Türk ordusunda, Türk silahlı kuvvetlerinde Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta ve bir de ünlem koyuyorum. Başka bir şey değildir. Çünkü aynı olayların içerisinde şu anda silahlı kuvvetlerde bulunan bir kısım insan daha var. Ama Amerikan karşıtlar alıp ortadan kaldırılmak isteniyor. Sebebi de Amerika'nın İran'a olası müdahalesinde orduyu kendi istedikleri hale getirmektir. Ama şerefli Türk ordusu bu oyuna gelmez diye inanıyorum. Ben istirham ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir versinler. Zaten bir dakikalık bir görüntü. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum. Türk ordusunda, Türk silahlı kuvvetlerinde Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta ve bir de ünlem koyuyorum. Başka bir şey değildir. Çünkü aynı olayların içerisinde şu anda silahlı kuvvetlerde bulunan bir kısım insan daha var. Ama Amerikan karşıtlar alıp ortadan kaldırılmak isteniyor. Sebebi de Amerika'nın İran'a olası müdahalesinde orduyu kendi istedikleri hale getirmektir. Ama şerefli Türk ordusu bu oyuna gelmez diye inanıyorum. Evet, Sayın Bakanım 27 Ocak 2012 tarihinde katıldığınız bir televizyon programında aslında
toplum birinci bölüm üzerinde çok durdu. Şimdi ikinci bölüm de çok ilgilendiriyor. İkinci bölüm de İran'la ilgili. Çünkü sizin Anadolu Gençlik Derneği'nin bir eğitim seminerinde İran'la ilgili de bazı tespitleriniz oldu. Bu inanarak söylüyorum, çarpıtılarak verilmek istendi. Rahmetli Erbakan hocam da siz de hamdolsun Allah nasip etti. Yanınızda bir evladınız olarak çalışma imkanı buldum. Siz İran'la Türkiye arasında bir çatışmayı önlediniz. Milli Görüş Hareketi olmasaydı aynen bugün Pakistan'la İran arasında ya da Suudi Arabistan'la İran arasında ya da aynı şekilde İran'la başka İslam ülkeleri arasındaki çatışma ortamı Türkiye ile İran arasında da olabilirdi. Bunu biraz daha açacağım. Sanki siz mezhebi olarak da onları bir referans gösteriyorsunuz gibi gayretin içinde olan çevreler var. Birinci bölüm zaten 36 saniyelik bir konuşma bütün program içerisinde. Ama iki tespit var. Bir, Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde Ergenekon yaftasıyla atılan subayların Amerikan oyunu söylüyorsunuz. Bugün artık Türkiye'de hepsi söylüyor. Siz 3 yıl önce söylediniz. İkincisi de İran meselesi efendim. Buyurun. Hay hay. Şimdi birçok kardeşimiz Amerika'nın, onun arkasında da İsrail var. Onların İslam alemini parçalamak üzere uyguladıkları bazı tedbirleri, uyguladıkları bazı uygulamalar diyelim. Neyse, onları bilmiyorlar. Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı, zenci bir kadın. Evet. O bir think tank kulübünün başkanıydı. 40 sene önce İslam alemiyle İran'ın arasını açarak İslam aleminin gücünü zayıflatalım diye o çalışmaları yapan o think tank kulübünün başkanıydı ve orada İslam alemini parçalamak için iki şeyi öne çıkaralım dediler. Bir, mezhep farklılığını öne çıkaralım, adeta birbirine düşman edelim. İki, etnik farklılığı, ırk farklılığını öne çıkararak birbirine düşman edelim. Güneydoğu'da Kürt düşmanlığını onlar yaptılar, körüklediler. Biz orada birinci partiydik ve bütün belediyeleri almıştık. Tedbirlerle, çeşitli şeylerle orada neler yaptıklarını şimdi uzun uzun anlatmaya lüzum yok. O dönemde bizim 14 tane ilçe başkanı, ilçe idariyetimiz öldürüldü. Sesimizi çıkarmadık. Çünkü bunları öne çıkarmak bir düşmanlık meydana getirecek. Güneydoğu'ya karşı Anadolu'nun diğer kesimleri bizi de seviyorlar. Düşmanlık olacak. Hiç sesimizi çıkarmadık. Ne anlatmak istiyorum? Şu anda İran'a karşı yürütülen bu algı operasyon, evet, think tank kulüplerinin 40 seneden önce hazırladıkları şeyler. Bu, şimdi bizim insanlarımız bu oyuna geliyorlar. Biz İran'la devlet olarak dost oluruz. İran'ın Şii mezhebi kendisine aittir. Biz Şii değiliz. Biz Sünniyiz. Ayrıca Hanefiyiz. Evet, evet. Mezhebimizden de memnunuz, Allah'a şükür. Ancak iman diye bir gerçek vardır ki Allah'ın kitabında. İmanın 6 tane şartı vardır. Allah'a iman. İranlılar da Allah'a iman ediyorlar. Tabii. Sonra meleklere iman. İranlılar da meleklere iman ediyorlar. Sonra kitaplara iman. İranlılar da başta Kur'an olmak üzere kötü diğer kitapların, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un ve suhufların indiğine iman ediyorlar. Ondan sonra peygamberlere iman. İranlılar peygamberimize iman ediyor. Evet. Ve ahiret günü, ya bu dünya geçicidir, buna evet. İman. İranlılar da buna iman ediyorlar. Ondan sonra çok önemli bir şey, kadere iman. Evet. Yani her şeyi yaratan Allah'tır. Hayır da şer de yaratıcı birdir.
Ama yapan ayrıdır. Bu ince konuları uzun uzun burada anlatmanın da faydası yok. Zaten anlaşılmaz da. Çünkü bu kelam ilminin konuları. Evet. Yaratan Allah ama yapan biziz. Şimdi ben şu kalemi aldım, kaldırıyorum. Kaldıran benim. Ama Allah bunu yaratmasa ben bunu alıp kaldıramam. Yaratan Allah. Evet. Şimdi bu altı şartı da İranlı inanıyor mu inanmıyor? İnanıyor. Evet. O zaman mümin mi değil mi? Mümin. Evet. Allah da kitabında diyor ki bunu söylemek zorundayım. Çünkü birçok bilmeyen insan öyle afaki konuşuluyor zannetmesin. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihve. Müminler kardeştir diyor. Şimdi Allah sana, bana, o bizi dinleyenlere diyor ki İranlarla siz imanda kardeşsiniz. Arasında bozuklar yok mu? Olabilir tabii. Bizde de birisi çıktı, beni Stalin yarattı. Şimdi İranlılar dese ki bu Türkler kafir, hepsi Stalin'in kendilerini yarattığını zannediyor dese ona itibar edilir mi? İran'da da bunun dışında insanlar varsa biz onları hiç yok sayarız. Şu anda İran İslam Cumhuriyeti benim şu anlattıklarıma inanmış insanların idaresinde. Niye bu insanlarla biz çatışacağız da İsrail'in lehine şey edeceğiz, hareket edeceğiz? Akıllı olmak lazım. Benim de hiç şüphem yok ki efendim, tıpkı silahlı kuvvetler içerisinde yapılan operasyonda 3 yıl önce nasıl ki dikkatleri çektiyseniz, rahmetli hocam hep burası Muhammediye ocağıdır, peygamber ocağıdır diye hepimize telkinlerde bulunduysa, İran'la ilgili tespitiniz de inşallah hemen de zamanında, yani hiç öyle 3 yıl beklememize de gerek yok. Bizim kendi kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Arasında mümin olmayan çeşitli batıl itikada sahip olanlar olması neticeyi değiştirmez. Değiştirmez. İran İslam Cumhuriyeti ile bizim D8'lerde Erbakan Hoca yürüyecek hali yoktu. Uçağa bindirilirken bir koluna bir koruma, bir öbür koluna koruma girerek merdivenleri çıkardılar. Gazeteciler o durumda, içeride de beraber gazeteciler gidiyor ya, hocam yürüyecek haliniz yok, niçin gidiyorsunuz dediler. Ama hoca İran'ın İslam aleminin içinde olarak bizi, İslam'ı yok etmeye çalışan dünya siyonizminin ne olduğunu bildiği için söylediği şey o kadar önemli ki sürünerek de olsa gitmemiz lazım diyor. Niye? Çünkü 100 seneyi geçti, Bazel'de toplanmışlar, 100 senede İslam'ı ortadan kaldıracağız diyorlar. Bu beni dinleyen kardeşlerim, o gençlerim bundan haberi bile olmaz. Bizimkiler bilir de onun dışındakiler bilmez. Şimdi tam da o gençler efendim, yani burada da isimlerini sayabilirim, çok sayıda tweet gönderdiler. Diyorlar ki Sayın Başkanımızı baştan itibaren dinleyince sonunda şu noktaya geldik. Başta hocamla yaşadığı o uzun dönemi ve bütün bu İslam ülkelerindeki gezilerini ve Doğu Güneydoğu meselesiyle ilgili bizim elimize geçecek onun kalemine geçmiş bir esere ihtiyaç var. Böyle bir düşüncesi var mı diye. Vallahi hocanın davam kitabı şeyle ben bir şey yazmadım. Artık bu yaştan sonra da yazılmaz. Allah'a sığınarak o genç kardeşlerimin ferasetine bırakıyorum bu işleri. Biz İran'la düşman olamayız. İran'ın aleyhinde bulunmak Siyonizmin lehinedir. Evet. Dünya Siyonizminin lehinedir. Çünkü onlar İran'ı yok etmek için, hatta son olarak Amerika ile İran hakkında birçok bilgi veriyorum. Çünkü ben araştırdım. Beni tanırsınız. Evet. Bilen de bilir. Evet. Öyle birisi bir şey dediği zaman pat diye onu kabul edecek bir insan değilim. Ben kendi şeylerle, dini liderleriyle de birkaç defa görüştüm. Şeylerle, cumhurbaşkanlarıyla görüştüm. Kum kentine gittim. Oradaki oradaki onlarla, ayetullahlarla toplantı yaptım. Konuştum karşılıklı. Bu yakınlarda mı oldu efendim bu yok, toplantı? Yok, bu epeyce oldu, birkaç yıl devamlı gittiğim şey. Bilmem lazım çünkü gidip körü körüne bir şey savunulmaz ki. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir şey söylüyor. Siz onu ne demek bu diye soruyorsunuz. O anlatıyor. Siz ona bir şey söylüyorsunuz. Ben gördüm ki bunlar
İslam aleminin kurtulması için bizim söylediğimiz şeyleri söylüyorlar. Ya daha bunlarla niye biz şey yapacağız? Yani belki sizin sorununuz şu efendim, özür dileyerek söylüyorum. Bu hocamda da vardı, sizde de var. Siz çok önceden dikkat çekiyorsunuz. Yıllar sonra hepimiz o noktaya geliyoruz ama meşhur bir Arap atasözü var. Ba'da harabul Basra. Aslında Suriye konusunda da aynı şeyler söylediniz. Yani siz evet. Pakistan'da ben de vardım toplantıda. Söylerken eleştiri de alıyordunuz. Ama şimdi Suriye'de 8 milyona yakın insan mülteci durumuna düşünce Suriye yerle bir olduktan sonra sizin o teziniz de ciddi ya, ciddi keşke yapmasaydık diyorlar. Ve gayet açık bir kere daha ifade edeyim. İslam aleminde bir iç karışıklık olduğu zaman Batılıları bunların içine sokturmayız biz. Şimdi Suriye'de Amerika ile Rusya savaşıyor. Evet efendim. Bizim bir araya gelerek Müslümanların bu işi önleyecek silahlı güç de dahil müdahale etmesi lazım. Bizim topraklarımıza gidip de Hristiyan, Yahudi şeyler gelecekler. Onlar keyif için gelmiyorlar bu toprakları. Malum ne yapmak istedikleri belli. Bizim yapmamız lazım. Şimdi şartlar değişti. O zaman benim bu teklifimde Mısır güçlü bir durumdaydı. Pakistan güçlü bir durumdaydı. Türkiye, İran yardımcı olacağını söylemişti. Yani İran'ın aleyhinde söylüyorlar şeyde Suriye'de İran karıştırıyor diyorlar ama bunların çoğu Siyonist haber ajanslarının verdiği şeyler. Bunlar gerçek değil. İranlılar bana söyledikleri gayet net. Yetkililerle konuştuğum zaman İslam alemi bize karşı bir şey gösteriyor. Yani bize karşı kapılarını kapatmış. Ama hocayı da zikrederek hocanın değerini biz biliyoruz. Hocanın yaptığını da biliyoruz. Bütün İslam alemini bir araya getirmek istedi. Hocadan dolayı size karşı şey gösterirler, yakınlık gösterirler. Bari siz bu işi yapın, biz de arkadan sizi destekleyelim dediler. Ya bir devlet olmayan milli görüş topluluğuna bunu söyleyebiliyor. Ondan sonra bizimkiler İran'ın aleyhinde konuşup duruyorlar. Efendim konuşmanızın başında sorsam da sormasam da belki yani 20 defa 30 defa hocama referans göstererek konuştunuz. Gençler yine dinlemek istiyor sizden biraz hocam programı kapatmadan önce. Pakistan'a hocam sizi görevlendirdi. Ben de yanınızda görevli o tercüman olarak geldim. Orada bir gazeteci size bir soru sordu. Hocayı tek cümleyle tarif edecek olsanız. Bilmiyorum belki siz unutmuş olabilirsiniz ama ben not da almıştım. Siz dediniz ki hocanın imanı o kadar güçlüdür ki tek başına iken kendisini meclisteki milletvekillerin tümünden daha güçlü, onları da sanki bir kişiymiş gibi kendi karşısında güçsüz hissederek konuşma yapardı. Gençler çok sayıda, hatta bir kardeşimiz de şöyle bir mesaj atmış, çok daha fazla başkanımızın programlara çıkmasını bekliyoruz. Bunları Allah razı istiyorum. Olsun. Hocamı biraz siz nasıl şey yaparsınız? Bir cümleyle söylersem arkadaşlar hocayı o cümlede değerlendirirler. Erbakan hocamız tek başına bir ümmetti. Tek başına. Her şeyi o yapardı. Arkasından, hepimiz arkasından giderdik. Ne lazımsa mücadeledir, yapılması lazım gelen, kabul ederler etmezler ama o söylerdi işte deminden beri tekrar ettiğiniz gibi karşı çıkarlardı. Sonra bakarlardı ki hocanın şeymiş, hoca tek başına bir ümmetti. Yani bu çok manalı bir sözdür. Böyle bir insandı hocam. Bununla bitirelim efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yani geçmişte yanınızda bir evladınız olarak çalışmış birisi olarak program yapmak benim için sadece duygusal bir şey değil. Bunun ötesinde hayal etmediğim bir şeydi. Siz de bu yaz sıcağında hiç kırmadan geldiniz. Ve bütün kardeşlerimiz Twitter, Messenger, Facebook, SMS'lerle hakikaten programı dolu dolu takip ettiler ve tekrar tekrar da bunu hem bizde hem de başka basın kuruluşlarında da bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ben de teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, hakikaten nasıl ifade edeceğim? Doğrusu ben de o duygular içerisinde
benim için de çok zor. Benim için çok onur verici bir şey oldu. Ellerinde yetiştiğimiz Erbakan Hocam, Oğuzhan Bey, Recai Bey gibi büyük liderler bizim için her zaman önümüzdeki büyüklerimiz oldu. Sizler de çok ciddi katılımda bulundunuz, katkıda bulundunuz. Onların tümünü de, belki isimlerinizi vermemde sıkıntı yaşadım ama çünkü vakit azdı. Hepsini Sayın Bakanıma, Sayın Başkanıma sordum. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı 20.30'da yeni bir siyaset analizde sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı geceler diliyorum.